İyi akşamlar. Bugün bu sezon belki de en yüksek seyirci sayısıydı. Çok da coşkulu bir seyirci vardı. Seyircimize, bütün Beşiktaş camiasına bir galibiyet hediye etmek isterdik. Ama edemedik. Golü rakip kaleye atamadık. Oyuna 3-4-2-1 ile başladık. Bunu tercih ederken de biraz bazı durumlar bizi oraya götürdü. Bazı oyuncularımızı başlangıç oyununda kullanamama durumu biraz oraya götürdü. Kullandığımız oyuncu tercihlerimiz de, yani sahanın içinde kullandığımız oyuncu tercihlerimiz de tamamen hem kendi oyunumuzu nasıl daha iyi oynarız, hem de rakibe karşı neler yapabiliriz, rakibin merkez orta sahasındaki hızlı ayaklara karşı neler yapabiliriz, nasıl daha fazla topa sahip olabiliriz özellikle sahanın merkezinde. Bunları planlayarak yapmıştık ve oyuncularımızın antrenman performansları burada belirleyici olmuştu. Özellikle merkezde Pjanić Can'la önünde Alex ve İlkan'la oyunu rakip yarı sahaya yıkıp orada topa sahip olup Rıdvan ve Rozier'i kenarlarda merkez orta sahadan sonra kenarlarda buluşturup içeride yoğunlaşıp bitirici pasla beraber golü atmayı planladık. İstediğimiz gibi oldu mu? Yeteri kadar iyi olmadı. Tek taraflı bazen Rıdvan tarafından, sol taraftan bazen kullanışlı oldu bu oyun ama ya sağ tarafta Rozier'i oyuna katamadık. Merkez orta sahada çok fazla top kaybı yaptık. Topa sahip olamadık ve oyunu biraz daha geride oyalanarak kurduk. Bu da bizim için ön tarafa gitmeye engel olan durumlardan bir tanesiydi. Çok fazla sayıda korner kazandık. Özellikle ilk yarıda. Kornerlerle ilgili aslında rakibimizi analiz ettiğimizde kale sahasının içinden çok fazla hem vurdurduklarını hem goller yediklerini görmüştük. Oraya yoğunlaştık. Birkaç tane iyi korner geldi, onlara vurduk ama kornerlerin bir kısmı atıcılar tarafından istediğimiz şekilde ve istediğimiz boyutta kullanılamadı. İlk yarı oynanan oyundan çok fazla memnun olmadık. Rakip de çok fazla kalemize gelmedi. Bazen araya atılan işte sızmalar denediler, araya atılan toplar denediler, hızlı hücum geçişleri denediler. Orada da kalecimiz Ersin, savunmamızın arkasına atılan topları, ya biz mecburen öndeydik yani biz istemiştik bunu oyuncularımızdan ön alanda olmak adına. Arkaya atılan topları da iyi zamanlamalarla Ersin karşıladı. Kalemizde çok da tehlikeli bir pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarıda formasyonu değiştirdik. 4-4-1'e geçtik. Necip'i merkez orta sahaya aldık. Hem Pjanić'e biraz defansif anlamda yardımcı olması için. İki tane oyuncumuzu Can'ı ve Emirhan İlkan'ı da kenarlara koyduk. Rakibin beklerin öne gelişini engellemek ve top bizdeyken de yine onlarla beraber onların dribbling özelliklerinden faydalanalım. Alex'e ve Mişi'ye yardımcı olsunlar istedik. Oyun ikinci yarısında biraz daha bizim etki alanımızda geçti başlangıcında. Bir süre sonra da kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncularımızı oyuna aldık. Özellikle iki kenar oyuncumuz, yani çok fazla sayıda maça başlangıç yapmış iki tane kenar oyuncumuz Larin'i ve Raşit'i oyuna aldık. Özellikle onlar girdikten sonra da rakip de biraz daha kendi alanında kabullenmeye başladı. Bu kabullenmeyi sağlayan da bence bizim oyuncularımızın etkili oyunuydu. Ondan sonrasında biraz daha fazlaca pozisyon bulmaya başladık rakip kalede. Gol öncesi pozisyonlar var, gol pozisyonları var ama en son vuruşu doğru bir şekilde yapamadık. Doğru bir şekilde yapsaydık bir tane golümüz olurdu zaten bu kadar pozisyondan sonra. Sonrasında da merkezde Necip'le Joseph'i, Alex'le de Oğuzhan'ı değiştirdik. Son bölümde de yine Güven'i de santrafor olarak oyunu alarak yani deneyebileceğimiz, ikinci yarıda deneyebileceğimiz ön tarafla ilgili hemen hemen her şeyi denedik. Rakip kalede pozisyon ve gol bulalım diye. Sonucunda yine aynı noktaya geliyorum. O son vuruşu, doğru vuruşu yapamadığımız için, belki birkaç pozisyonda da içeriye doğru pası zamanında atamadığımız için bugünkü oyunu gol yemeden ve gol atmadan 0-0 bitirdik. Ben kendi adıma söylüyorum, çok üzgünüm. Bugün burada kazanmayı takımımız çok istiyordu, seyircimiz çok istiyordu. Fakat öyle olmadı. Sadece bugüne ve bu oyuna bağlı olarak buna cevap vermem doğru değil. Yani Güven her zaman oyuna başlayabilir. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculardan birisi. Yani
bunun için güvenin başlaması için sadece Batu Şuay'ın hani golleri atamaması veya Alex'in formda olmaması gibi durumlara ihtiyaç yok. Güven her zaman bundan sonra kalan süreçte bugünü kazanarak da bitirseydik. Bugün Batu Şuay'ı gol atarak da geçseydi, bir gol Batu Şuay'ı bir gol Alex atsaydı ve 2-0 sahadan galip ayrılsaydık da güvenin oyuna başlama şansı her zaman vardır. Güven değerli bir oyuncu. Doğru zamanda, doğru maçta, doğru formasyonda mutlaka sahada olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Siz oradan öyle görüyorsunuz ama ben Batu Şuay'ın oyuna katkı verdiğini düşünüyorum. Batu Şuay'ı sadece bu gol pozisyonlarını gole çeviremediği için her şeyi de silmeyi doğru bulmuyorum. Batu Şuay da değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncularından bir tanesi. Ve Batu Şuay da bu takımın içinde sezon sonuna kadar gol yerinde, gol bölgesinde, santrafor pozisyonundaki oyuncularımızdan birisi olarak devam edecek. Bazen Batu Şuay olacak, bazen Alex, bazen Güven, bazen ikisi bir arada olacak. Bu üçünün içinden ikiller var. Bazen bir arada olabilir ama ben hani oyunda çok kötü olduğunu sizin gibi düşünmüyorum. Ali Fuat Bey. Tamam, teşekkür ederim. Bu başlangıçla ilgili hani Joseph dediniz değil mi? Şimdi ben 3 tane oyuncu ile ilgili biraz önce röportajda söyledim. Burada da söyleyeyim. Hem tekrarlamış olayım hem de biraz daha netleştirmiş olayım. Joseph, Raşit ve Larin. Joseph Malatya Spor maçında sakatlanıp oyundan çıktı biliyorsunuz, arka adale sakatlığı. Sürekli tedaviyle geçti. Biz Joseph'i Adana Demirspor maçında ancak kullanabiliriz diye sağlık heyetiyle konuşmuştuk. Ama Joseph çok çalıştı. Tedavileri iyi ve yolunda gitti. O da 2 gündür takımla beraber olmak istediğini söyledi. Aslında belki 1-2 gün daha bekletebilirdik. Hani Göztepe maçının belki antrenmanlarına yarından itibaren başlatabilirdik. Ama bireysel antrenörle olan kısmı iyi geçti. Sahaya dönüş antrenörüyle ilgili olan kısmı ve takımla beraber 2 antrenmana çıktı ve süresi kısa olacaktı. Yani şöyle planlıyorduk, belki bir 15-20 dakika, yani maksimum 25 dakika planlıyorduk. Joseph'le onun için başlamadık. Raşit de Antalya kampına geldiği, katıldığı ilk antrenmanda bir problem yaşadı. Antrenmanı zorla tamamladı. Kendi isteğiyle tamamladı aslında. Biz kenarda olmasını istedik ama o devam edeceğim dedi. Fakat sonrasında yapılan kontrollerde bir problemi çıktı. 2 gün orada tedavi, sonra İstanbul'a dönüş. İstanbul'da küçük bir müdahale. Ondan sonra yine sağlık heyetiyle tedavilere devam. Son 2 gün antrenmana çıktı o da. Başlama ihtimali hiç yoktu. Başlayabilecek durumda hiç değildi. O da takımla beraber fedakarlık da yaparak takımla beraber olma isteğinde bulundu. Biz de Raşit gibi bir oyuncu hani elimizin altında olsun, ihtiyaç duyarsak son bölümde kullanabiliriz diye düşündük. O da bunun için kısa süre aldı. Larin'le ilgili de hepiniz biliyorsunuz, Larin kıtalar arası yolculuk yaptı. Maçta oynamıştı. O da başlangıç yapabilecek durumda değildi. Ama bir bölümde kullanmak da istiyorduk. Oyun Larin'e ihtiyaç duyarsa, ki duydu, iki kenar içinde Can'ın ve Emirhan İlkan'ın ataklarda katkısıyla, iki oyuncunun katkısı aynı olmadı girdikten sonra. Çok daha etkin kullanmaya başladık. Yani pozisyonlarda bulmaya başladık. Bu 3 oyuncuyu kullanmama sebebimiz, başlangıçta kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil, tercih ettiğimiz oyuncularla ilgili değil, tamamen sebepleri bunlar. Bir de 2 tane genç oyuncumuzla bugün başladık oyuna. Hem Can'la hem Emirhan İlkan'la. Ben bir şeyi çok net söylemek istiyorum. Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genci, yaşlısı diye ayırt etmiyorum. Beşiktaş'ın oyuncuları sahada olmayı hak ediyorlarsa olurlar, hak etmiyorlarsa olmazlar. Biz bu oyuncuları kazanmak için bugün ilk 11'de oyuna başlatmadık. Başlangıç formasyonunda düşündüğümüz oyuna en doğru cevabı verecek oyuncular oldukları için, antrenman performansları yüksek olduğu için biz bu oyuncularla bugün oyuna başladık. Kesinlikle kapattık diyemeyiz ama bunu rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, sağlam sağlıklı sahaya süreceğimiz oyunculara göre değerlendireceğiz. Ben Rize Spor maçı ile ilgili hatırlarsanız söylemiştim, Rize Spor maçında çok eksiktik. Ama en sağlam savunmacılarımızdı. O zaman savunmacıları biraz daha fazla kullanalım sahada diyerek bir üçlü savunma denemiştik. Onun 2 tane beki vardı kenarında. Merkez orta sahada da Necip'le beraber Joseph vardı. Yani biraz daha aslında defansif bir yapıydı. Fakat o günkü oyun biraz Rize Spor kaynaklı, biraz daha böyle ofansif bir yapıya doğru gitmişti. O zaman çok göklere çıkarılmıştı bu oyun.
Ama bazen de işte olmuyor. Yani düşündüğünüz gibi olmuyor. Düşündüğünüz cevabı alamıyorsunuz. Burada rakibin de etkisi var. Oyuncularımızın da uyumla ilgili etkisi var. Belki birliktelikleriyle ilgili. Fakat bu da her zaman bizim elimizin altında bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Belki bugünkü eksiklikleriyle ilgili de vazgeçmek değil. Daha çok çalışıp eksikleri gidermeye uğraşacağız. Ama diğer oyunu da dörtlü oyunu da dörtlünün önünde değişen bazı pozisyonları ve durumları da biraz daha fazla çalışacağız. Bizlerin yapması gereken şey oynanan oyunlardan sonra kazansanız da kazanamasanız da oynanan oyunu daha fazla geliştirmeye çalışmaktır. Bunun da tek yolu çok çalışmak. Başka bir yolu yok. Oyuncuları bazen değiştireceğiz, bazen oyunu değiştireceğiz ama çok çalışmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.